Merve Şebnem Oruç. Peki ya Suriye'den Türkiye'ye getirilen silahlar? Hemen her gün şöyle haberlerle karşılaşıyoruz. Yurt içinde PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda X adet roket atar silahı, Y adet anti tank roket başlığı, Z uzun namlulu silah, T adet av tüfeği, A adet dipçik, B adet şarjör, C adet el bombası çok sayıda bu silahlara uygun mühimmat ve irili ufaklı patlayıcı madde ile geçirildi. Ele geçirilen binlerce silah ve mühimmat. Bunun bir de henüz ele geçirilmemiş olanları var. Silah bırakması beklenen örgüt roket atarlarla uzun namlulu silahlarla saldırıyor. Şehir merkezlerinde örgütün gençlik yapılanmasına mensup kişiler gündüz vakti yüzlerinde maskelerle, omuzlarında roket atarlarla görüntüleniyor. Açılan hendekleri kapatmakla görevli güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla ateş ediliyor. Bahsettiğimiz yer iç savaşın devam ettiği Suriye falan değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Türkiye. Mini Güvenlik Kurulu'na sunulan rapora göre örgütün şehir yapılanması sadece Doğu ve Güneydoğu'da 80 bin uzun namlulu silah depolamış. Hayır, IŞİD'le savaştıklarını iddia ettikleri Suriye'ye değil, Türkiye'ye. Kıyamet kopuyor, devlet niye operasyon yapıyor diye. Bir elinde beyaz bayrak, öteki elinde roket atar taşıyanlar barış yürüyüşlerinde boy gösteriyor aktivizm sporu niyetine. Ruhsatsız tek bir tabanca bulundurmanın dahi yasak olduğu normal bir ülkede böyle bir örgüte operasyon düzenlenmeyecekse ne yapılacak? Şaka değil. Roket atarıyla, el bombasıyla, keleşleriyle, pompalı tüfekleriyle, mühimmatıyla devasa bir cephaneden bahsediyoruz. Peki bu silahlar nereden geliyor? HDP'nin Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın PKK için silah kaçakçılığı yaptığına ilişkin başlatılan soruşturmada MOBESE görüntülerini inceleyerek şüphelilerin ifadelerini alan Şanlıurfa Başsavcılığı'nın Sarı Yıldız'ın silahları teslim almak üzere İsmail Çelik ve Halil Merçi adlı iki silah kaçakçısıyla buluştuğu sonucuna vardığı bir süre önce medyaya yansımıştı. Söz konusu kuryelerin sorgu sırasında söyledikleri yukarıdaki sorunun cevabı açısından da önemli. Şöyle diyor Çelik: Son iki yıldır Suriye'den Türkiye'ye aşırı bir şekilde silah sevkiyatı da artış oldu. Öyle ki hemen hemen her akşam silah patlayıcı geçiriliyor. Bu işi sadece PKK-KCK terör örgütü yaptırıyor burada. Türkiye'den de Ceylanpınar'da teslimat yapılıyor. Yakalandığımız gün bu mühimmatların 5 katı büyüklüğünde mühimmatı alıp Suruç'tan gelecek PKK-KCK terör örgütü mensuplarına verecektik. Meriç'in ifadesinden bir kısım ise şu şekilde. Ceylanpınar'da sınır hatlarında kaçakçılık faaliyetleri yapmaktayım. Kaçakçılığı PKK-KCK terör örgütü adına para karşılığı yaparım. Evimde yakalamış olduğunuz mühimmatların tamamını para karşılığı Suriye'den getirilip PKK'nın Suruç yapılanmasına aktarmak üzere aldım. Evime yerleştirdim. Siz yakalamasaydınız PKK'nın Suruç kadrosundan gelip bizden teslim alacaktı. PKK-KCK terör örgütü bu mühimmatları Suruç ve Diyarbakır'da depoluyor. Artık Suriye'den Türkiye'ye getirilen bu silahlar İran'dan mı alındı yoksa Esad'dan mı veyahut da IŞİD'le savaşsınlar diye Amerika liderliğindeki koalisyon ülkelerinin PYD'ye gönderdiği silahlardan mı tırtıklandı bilemiyoruz. Bu bilgiyi belki Suriye silah falan deyince hepimizin aklına usta ile gelen Cumhuriyet gazetesinde buluruz sanıyoruz ama maalesef. Amerika'dan İngiltere'ye, Fransa'dan Almanya'dan Rusya'ya neredeyse Suriye'ye silah taşımayan hiçbir ülkenin kalmadığı bir ortamda. MİT Türkiye'den Suriye'ye silah taşıyor diye bas bas bağırarak sözüm ona objektif habercilik yapan gazetede Faysal Sarı Yıldız'ın söz konusu haberi yalanlamasının haricinde tek bir haber yok genel yayın yönetmeni sosyal medyada Türkiye IŞİD'e silah taşıyor diye bas bas bağırırken, söz konusu yalanı sayfalarına bile taşıyamayan ve sadece Türkiye Suriye'ye silah taşıyor diyebilen, kendi sayfalarında Ahmet Şık'ın da komik bir şekilde Can Dündar'ı yalanlarcasına işte bakın silahlar Ensar Eşşam'a gidiyormuş'' diyerek, Amerika'nın bile en ılımlı muhalif gruplar arasında gösterdiği bir grubu işaret eden ve bu bir dediği diğer dediğini tutmayan komediyede gazetecilik diyen Cumhuriyet ne Hikmetse silopide roket atarlarla güvenlik güçlerine ateş açanların sivil ve silahsız olduğunu iddia eden faysal sarı yıldızın sözlerine itibar edip yayınlıyor ama ne sarıyıldızın medyaya düşen görüntülerine ne savcılıkta sorgulanan silah kaçakçılarının Suriye'den Türkiye'ye taşınan silahlara ilişkin cümlelerine önemli vermemiş. Yani kime taşıdığı hakkı da zerre kadar fikirleri olmadığı halde Türkiye Suriye'ye silah taşıyorsa bunu haber yapıp Türkiye'nin lahire yargılanmasını, kendilerinin de Pulitzer ödüllü olmasını beklemek gazetecilik. Ama bir iç savaş ortamından Türkiye'ye taşınan silahları görmek değil. Yalan dolan cımbızlama editoryal bakış, canının istediğini yazıp istemediğini yazmama, bir de üzerine alkış bekleme. İşte size gazetecilik ve işte kemalizm sevdalısı, eski TC'nin Yılmaz savunucusu Cumhuriyet Gazetesi'nin esas tehlikenin farkına varamayıp geldiği nokta. Can Dündar'ın liderliğinde FETÖ sponsorluğunda PKK propagandası. Aysel Tuuluk'un geçtiğimiz sonbaharda seküler güçleri hızla sorumluluk almaya çağırmasından sonra hiç şaşırtıcı değil. Zamanında geziye destek vermeyen PKK'ya hükümeti düşüremedikleri için gönül koyan Zekeriya Öz gibi gülencileri gördükten sonra hiç garip değil. Duran kalkanın bu hafta TSK'ya akıl verecek kadar niyetini açık edip ordu kendini kullandırtmasın. Ben vatan koruyucusuyum diyordu. Vatan AKP mi demesine de şahit olduktan sonra hiç değil. Silah yüz binlerce insanın katili terörist bir diktatörü devirmeye çalışan ve canını, çocuklarını, toprağını korumaya çalışan muhaliflere gidiyorsa suç, bir iç savaş ortamından memleketin en çok oyunu alan AK Parti'nin yönettiği Türkiye'ye geliyorsa değil. Merve Şebnem Oruç, Yeni Şafak